Kimse ayrılmak için evlenmez. Ama evlilik gibi ayrılık da hayatın bir parçası. Ve boşanma sürecinde en çok tartışılan konu sonunda netlik kazandı. Takıların boşanırken kimde kalacağını avukat Ebru Yücesoy Eren anlattı. Boşanma sürecinde en çok tartışılan konu netlik kazandı. Kadına bir güvence olsun diye. Boşanmada takılar kadında mı yoksa erkekte mi kalır? Düğünde takılan takı paraları ve ziynet eşyaları kural olarak... İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta. Hiçbir baskı ve tesir altında kalmadan evlenen, bir ömür aynı yastıkta kocamak için yola çıkan çiftler, evlenmek kadar gerçek olan boşanmayı da yaşayabiliyor. Ayrılık çiçeği, sil gözyaşımı, elveda renkte büktün başımı. Türkiye İstatistik Kurumu 2015 yılı verilerine göre 2015 yılında 602.982 çift boşandı. Boşanma sürecinin en tartışmalı konusuna boşanmada takılar kimde kalır sorusunun cevabını öğrenmek üzere avukat Ebru Yücesoy Eren'in yanındayız. Düğünde takılan takı paraları ve ziynet eşyaları kural olarak kadına ait sayılır. Dolayısıyla bu takı paralarının ve ziynet eşyalarının erkek tarafından kadına iade yükümlülüğü bulunmaktadır. Evlilik birliği esnasında bu ziynet eşyaları çeşitli sebeplerle koca tarafından harcanmış olabilir ve değişik amaçlarla kullanılmış olabilir. Ancak eş yani koca bu paraların, takı paralarının ve ziynet eşyalarının kadın tarafından iade edilmemek üzere kendisine verildiğini ve kadının rızası ve onayıyla harcandığını kanıtlamadığı sürece bunları iade etmekle yükümlüdür. 15 yıldır avukat olan Ebru Yücesoy Eren, kanıtlanması durumunda iade yükümlülüğünün olmadığını belirtti. Eğer kanıtlarsa bu durumda iade yükümlülüğünden kurtulur. Peki düğünde takılan takıların harcanması durumunda nasıl bir süreç başlıyor? Sorun olabilir. Eğer evlilik birliği içerisinde harcanmışsa özellikle erkek olan eş bunları şahsi borçları nedeniyle de harcamış olabilir. Bunlar kadına bir güvence olsun diye takılan takılardır. Zaten Türk örfünde, adetinde de kadına güvence olmak üzere takılır ve kadına ait olduğu kabul edilir. Dolayısıyla bunların iade yükümlülüğü vardır. Kaldı ki ailenin gereksinimleri için harcanmış olsa bile erkek olan eş bunları kadın tarafından geri verilmemek üzere yani hibe edilmediği müddetçe onu iade etmekle yükümlüdür. Birçok boşanma sonrasında yaşanan bir tartışma. Düğünde takılan takılar boşanmada kimde kalır sorusu. Avukat Ebru Yücesoy Eren'in verdiği bilgiye göre kadında kalıyor. İstersen adını hiç koymayalım nazarlarda.